Günaydın arkadaşlar. Günaydın aşkım. Günaydın aşkım. Annem bize kahvaltı hazırlamış. Afiyet olsun. Olsun. Yeni bir videodan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün günlerden çarşamba. Biz dün akşam Silivri'ye geldik. Çünkü bugün işlerimiz vardı fakat bir tanesini halledemeyeceğiz çünkü 15 Temmuz olduğu için diplomamı alacaktım üniversiteden ama üniversite sanırım kapalı, arıyorum açmıyor, şimdi yolumuzun üstünde de kalmıyor, o yüzden oraya uğramayacağım ve büyük değişim günü. Şu an kuaföre gidiyorum ve sarışın oluyorum. Kaç, bir yıl oldu mu? Tabii geçen, tabii bir yıl falan oldu, sarı kullanmıyorum. Şimdi Beylikdüzü'nde Mete Şimşek'e geldim. Daha önce de burada boyatıyordum zaten. Şimdi sarı olacağım yani. Çok heyecanlıyım. Sizinle de böyle günlük vlog şeklinde paylaşmak istedim. Before after yapacağım. Zaten şu ana kadar bu saç rengimi gördünüz. Aynen geldim şimdi. Öyle gün içerisinde paylaşacağım bakalım nasıl oluyorum. Aşkım çok memnun değil bu işten ama yapacak bir şey yok. Ya sıkıntı yok. Herkese sarı saçlarıma tekrardan merhaba arkadaşlar. Dün fazla bir çekim yapamadım. Çünkü işlem beklediğimden de uzun sürdü. Saat 12 gibi kuaföre girdim. Saat 9'da çıktım. Tam 9 saat kuafördeydim. Şimdi onları falan da anlatacağım. Neden 9 saat kaldım, saçlarıma ne gibi işlemler yapıldı. Onları sizinle paylaşmak istedim. Akşam geç çıkınca Şarköy'e gelmemiz de 12'yi falan buldu. O yüzden videonun devamını getiremedim. Şimdi bir yere kadar gideceğim. O yüzden makyaj yapacağım. Hem dedim makyaj yapayım hem de sohbet edelim saçlarım hakkında. Şimdi ilk olarak gözaltı kapatıcımla başlayayım. Bu arada dün neler oldu size onları da anlatayım. Bu tarafa doğru sürebilecek miyim acaba ya? Böyle mi dönsem? Neyse. Olduğu kadar sürerim herhalde. Arkadaşlar ben Beylikdüzü'nde Mete Şimşek kuaförüne gittim. Ben nişanda da oraya gitmiştim. Düğünde de oraya gittim. Hani saçlarımı böyle topuz falan yaptırmak için değil, saç boyası için. Sadece boya yapıyorlar zaten. Nişanımda da saçım aynı bu renkti. Şöyle size detaylı bir şekilde saçlarımı da göstereyim. Buraları daha böyle buz gri sarı gibi. Dipleri biraz daha koyu. Böyle görebiliyor musunuz? Nişanımda da saçlarım aynı renkte, düğünde de aynısını yaptım. Şimdi tekrar gittiğimde yine aynısını yaptırdım. Çünkü bu saç rengini çok seviyorum. Normalde ben aslında balyaj diye gitmiştim. Hani diplerini şuraya kadar falan daha böyle koyu, aşağı tarafa doğru da böyle geçişli sarı attıracaktım. Ama oraya gidince yine fikrim değişti. Yine aynı bu renk yapmaya karar verdim. Bu saç rengine gerçekten bayılıyorum. Ben böyle sarı renkten çok hoşlanmıyorum. Nasıl sarı? Böyle cırt sarı. Böyle daha koyu. Onlardan pek fazla hoşlanmıyorum. Böyle buz gibi. Bebek sarısı diye mi geçiyor? Sanırım bebek sarısı diye geçiyor ya. Böyle açık, küllü tonları daha çok seviyorum. Şarköy'de boyatmıyorum çünkü... Benim istediğim renge boyayacak birisini daha bulamadım. Şimdi bu benim için çok zorluk olacak aslında. Boyattım. Dibim geldiğinde tekrar çünkü İstanbul'a gitmem gerekiyor. Burada dip boyası da yaptırmıyorum. Burada boya yaptırmıyorum ben yani.
Çünkü dediğim gibi saç konusunda biraz takıntılıyım. Öyle her kuaföre maalesef ki boyatamıyorum. Bir de burada boyatan arkadaşlarımı da gördükten sonra vazgeçiyorum. O yüzden boya için sadece Beylikdüzü'ndeki Mete Şimşek'e gidiyorum. Gerçekten çok güzel bir yer. Yani kesinlikle tavsiye ederim. Ben Şarköy'den kalkıp oraya gittim. Daha önce de gidiyordum dediğim gibi. Şimdi kuaförde neler yaşadım onları anlatayım. İşte kuaföre girdim. Normalde böyle bir işlem yapmıyorlardı. Bana dediler ki önce saçının bir parçasını açacağız. Hani açılma durumuna bağlı kopacak mı falan. Ona bir dedi bakmamız gerekiyor dedi. Önce saçımın hatta şuradan böyle bir tutam aldılar. Açtılar. Bir yarım saat falan bekledim. Yıpranma, işte kopma falan olacak mı test ettiler. Daha önce gittiğimde böyle bir şey yapılmıyordu. Yeni oldu herhalde. Şöyle süreyim. Çeneme sürerken konuşamıyorum. Bu arada size değil, ekrana bakıyorum makyaj yaptığım için. Kusura bakmayın. Şurada da elim gözüküyor. Elime bakar mısınız? Ondan sonra paket attılar. Yarım saat falan bekledi. Açtığında uçların yani iyice inceldiğini, kopacağını söyledi bana. Saçlarını kesersek istediğin rengi boyarım dedi. Yoksa o saçımın üzerine boyarsa elimizde kalır, kopar dedi. Zaten ben de kestirmek istiyordum. Uçları bayağı bir kötü olmuştu. İncelmişti. O yüzden şöyle saç boyumu da göstereyim. Yani bayağı bir kestiler. Yani neredeyse belime geliyordu saçlarım. Ama ben zaten kesilmesini istedim. O yüzden saçlarımı kestirdim ve sarıya boyanmaya başladı saçlarım. Bu arada gerçekten çok titiz çalışıyorlar. Oradan çok memnun kaldım yani. Daha önce de gittiğim için zaten sıkıntı olmadı. Sonra işte saçlarımı komple açtılar. İşte bekliyorum falan. Ben de hani zannediyorum ki açılacak, boyanacak, hemen işim bitecek. Neyse saçlarımı açtı. Yıkandı saçlarım. Sonra bana dedi ki saçların açılma, turunculuk kaldı. Ya normalde bir kuaföre gittiğinizde gerçekten ben hani buradaki kuaförlere de gittim. Gittiğimde yani hiç turuncu moruncu yapıyorlardı yani ve ben turuncudan nefret ediyorum. Böyle sarı olduğu zaman turunculuk olmaması gerekiyor kesinlikle. Ondan sonra adam işte saçlarımı yıkadı. Bana ilk turunculuk var dedi. Böyle olmaz dedi. Bir daha açacağım dedi. Tamam. Saçlarım yıkandı. Tekrar komple açıcı sürüldü. Bu arada yani böyle alıp komple sürmüyorlar. Böyle ayrı ayrı tek tek. Gerçekten çalışma stilleri harika. Şuraları da süreyim be. Ondan sonra benim saçım ikinciye komple açıcı sürüldü. Yine biraz bekledim. Yani biraz dedim gerçekten bayağı bekledim. Çünkü saçım açılmıyor. Onun da nedenini söyleyeceğim. Tekrar beni yıkamaya aldılar. Saçlarım yıkandı. Yine açılmadı. Dedi ki yine turuncular var dedi. Son bir defa dedi açıcı uygulayacağım. Başka da uygulayamam. Zaten saçların kopar dedi. Ondan sonra ben tamam falan dedim. Üçüncüye tekrar saçlarım açıldı arkadaşlar. Bu arada bayağı zaman geçti yani. Normalde yarım saat falan açılması beklenirken benim bir saati falan bekledi tek işlemle. Düşünün bir de üç işlem yapıldı. Hani üç kere açıldı yani. Ondan sonra üçüncüyü açtıklarında artık bir daha açamam ama güzel oldu. Turunculuklar kalmadı. Artık dip boyana geçebiliriz. Ondan sonra tekrar üçüncü açmadan sonra saçlarım tekrar yıkandı. Ondan sonra tekrar koltuğa geçtim. Dip boyam boyandı. Diplerim de bu arada böyle. Gerçekten hani bu uç rengine çok uyumlu bir renk oldu. Biraz böyle gri gibi. Ben böyle seviyorum arkadaşlar. Böyle yani o cırt sarıyı sevmediğim için bu renkleri çok seviyorum. Saçımdan da çok memnunum. Şimdiden söyleyeyim de. Kötü yorum yapmayın lütfen. Saçlarımı çok beğendim çünkü. Çok beğenerek boyattım. Ondan sonra dip boyam yapıldı. Yani dip boyada bile hani başka kuaföre gittiğimde yani normal sürüp bırakıyorlardı. Yani böyle geçişli bir şekilde boyuyorlar. Yani şu aşırı uğraşlar. Tarakla böyle aşağıya doğru akıtmaya çalışıyorlar. O şekilde yaptılar da ilk sana dedi gerçekten tam istediğin gibi bir renk yapacağım dedi. Gerçekten de öyle oldu. Bu arada makyajıma devam edeyim. Pudramı süreyim.
Burada günlük makyajımda fondöten kullanmıyorum. Sadece kapatıp pudra sürüyorum arkadaşlar. Ondan sonra benim dip boyam da yapıldı. Sonra tekrar beni yıkama bölümüne aldılar. Saçlarım yıkandı. Oradan kalkmadan yani orada bazı işlemler uygulandı. Mor şampuan işte bakım yaptı. Tekrardan buralara cila gibi bir şey attı. Hani ben de tam bilmiyorum. Bayağı bir uğraştılar anlayacağınız saçımla. Ve saçlarım gördüğünüz gibi bu renk oldu. Sonuçtan kesinlikle çok memnunum. Tam istediğim gibi oldu gerçekten. Şimdi gelelim neden saçlarımın açılmadığına. Arkadaşlar bu pandemi sürecinde herkes evde boyadığı için kuaförler gerçekten zorlanıyormuş. Çünkü bu market boyalarının içerisinde kına varmış. Kına da saç açımını zorlaştırıyormuş. Yani normalde benim saçlarımı ben hep boyatıyordum. Hani bir kere de falan açılırdı yani. Şimdi iki kere boyadım saçlarımı ben evde sanırım market boyasıyla. İki kere evde boyadığım için o boyanın içinde de kına var, kına olduğu için saçlarım kesinlikle hani açılmıyor da çok zorlaştırıyor. Yani en son üçüncüde açıldı benim saçlarım. Aklınızda bulunsun, evde boyadığınız market boyalarının içerisinde kına varmış. Ve tekrardan hani koyudan sarıya dönecekler için bayağı bir zorlu bir süreç oluyor. Çünkü benim saçlarım normalde açılıyor yani ben sürekli sarı yaptırıyordum. Durun şimdi bunu buraya bakarak süremem. Biraz daha anlatayım. İşte kına olduğu için çok zor açılıyormuş. O yüzden benim de saçım çok zor açılmış. Bu dönemde de herkes zaten hele yani böyle sürekli boyatanlar, beyazları olanlar falan. Benim öyle bir sorunum yok Allah'tan. Ne beyazım ne başka bir şey. Sürekli boyatanlar bayağı bir zorluk çekiyormuş şu an. Çünkü açılmıyormuş saçları. Yani bana kuaförüm bu şekilde söyledi. Öyle sizi de bu konuda bilgilendirmek istedim. Şimdi kaşlarımı boyayıp geleceğim. Evet, kaşlarımı da boyadım. Bu arada arkadaşlar ben saçlarımı boyatmıyorum. Hani boya sürmüyorum kaşlarımı. Saç mı dedim ya? Kaşlarıma boya sürmüyorum. Çünkü zaten kaşlarım çok seyrek şu an doldurduğum için. Hani biraz dolu duruyor da. Kaşlarım çok seyrek olduğu için kesinlikle boya sürmüyorum. Bir kere sürdüm. O da bayağı bir döktü benim kaşlarımı. O günden beri kesinlikle kaşlarıma boya değdirmiyorum. Ne yapsak kaşlarımızı sabitleyelim. Kaş demişken. Ya şimdi sarı saç biraz makyaj istiyor yani. Ama ben bronzlaştığım için bunu fark ettim. Ben beyaz tenliyken de hani saçlarımı sarı yapıyordum. O şekilde de kullandım. Beyaz tenliyken daha çok makyaj istiyor. Ama fark ettim ki bronz olunca o kadar makyaj istemiyor sarı saç. O yüzden yazın yaptırmakta doğru bir karar vermişim bence. Şimdi ağlarına geçelim. Bu arada bronzer kullanmıyorum yazın. Bunu kullanacağım. Çok doğal zaten. Bunu en başlarda kullanmaya başladığımda söylemiştim. Yanık tende, bronz tende çok güzel duruyor diye. Şöyle süreyim. Bu arada benim kuaförüm yani Mete Şimşek nereye açmış? İstanbul'da başka bir yere daha açmış. Etiler miydi? Sanırım Etiler'di. Yanlış söylüyorsam da bakmak isterseniz Instagram hesabı Mete Şimşek zaten bakabilirsiniz. Ben Beylikdüzü'ndekine gittim. Şarköy'den Beylikdüzü bile uzak. Etiler'e falan gitseydim düşünemiyorum yani. Zaten gitmezdim. Bana çok uzak kalıyor. Şimdi şu kahverengi rimelimi süreyim. Saçlarımı sarı yaptığımdan beri demeyeyim de dün de kahverengi sürdüm maskaramı. Sarı olacağım için. Sarışınken çok fazla siyah maskara kullanmıyorum. Kahverengi bence daha güzel duruyor. Şimdi bunu da sürüp hemen geliyorum. Ve maskaramı da sürdüm. Şurada biraz toplandı hemen. Cildim yağlı olduğu için. Evet. Son olarak rujum kaldı. Hemen rujumu da süreyim. Yani fix zaten hep kullandığım pastelin 31 numarası. Rujumu da sürelim. Rujumuzu da sürdük. Şimdi size daha yakınlaşayım. Detaylı görün.
Şöyle bir günlük makyaj yaptım. Kapatıcı pudra, kaşlarım rimel, allık ruj. Az gibi saymaya başladım ama bayağı yapmışım yine. Fondöten hariç, bir de bronzer hariç sürdüm. Saçlarıma bakar mısınız? Lütfen bana iyi yorumlar yapın. Çok beğendim. Ben gerçekten sarı yani. Benim rengim sarı. Benim sevdiğim. O koyu saçla böyle kendimi çok yaşlı hissediyordum. Ama şimdi gençleştim. Sarı yaptırınca. Boyu da bu şekilde oldu. Benim saçlarım zaten çok hızlı uzuyor. O yüzden hiç sıkıntı yok. Ve ben kısa saçı kendime de yakıştırıyorum. Eşim pek sevmiyor. Bana kalsa ben biraz daha böyle kısaltırdım. Küt gibi. Ama o çok sevmediği için böyle arada kaldı. Ya zaten dediğim gibi çok çabuk uzuyor. Bir ay sonra falan sizinle saçlarımı paylaştığımda görürsünüz zaten ne kadar uzadığını. Dibimden de anlarsınız. Bu şekilde. Makyajım da bu şekilde oldu. Saçlarım da böyle. Ben videomu artık burada kapatıyorum. İyi yorumlarınızı, güzel yorumlarınızı bekliyorum. Videomu beğendiyseniz beğenmeye basmayı, kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bol bol sarışın videolar gelecek.